Değerli misafirimiz, Katrolen Tatumayık olarak hoş geldiniz demek istiyorum. Benim adım Dilara Damla Demir, 23 yaşındayım ve Katrol Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda Genç Asıl'ın başkan yardımcısı olarak ve Katrolen Tatumun yönetim kurulu başkanıyım ve sizi aramızda görmekten onur duyuyorum. Bugün aramızda Almanya'da yılın doktoru seçilen ve tıp alanında başarılı çalışmalar yapan hekimlere ve tıbbi kuruluşlara verilen Victor's Alman Tıp Ödülü'nü, bu yılda Avrupa'da yapay kalp naklini gerçekleştiren ilk kadın cerrah doktor hanım Doktor Dilek Gürsoy'u aramızda görmekten onur duyarak hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki bu güzel programı gerçekleştirebilmemiz için katkılar ve emekler de var bu arada. Altaş TV ekibine ve Sayın Onursal Başkanımız Sedat Demir'e ve İsa Ceylan Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum bu arada. Ve Avrupa'da yaşayan Türk toplumu rol modeli olarak, bir örnek olarak biz gençlerin ufkunu genişleten ve büyük başarılı imza atan değerli hocamız bugün aramızda olduğu için de dediğim gibi onur duyuyoruz ve teşekkür ediyoruz. Evet. Bizleri kırmadınız ve bu kadar yoğun işleriniz arasında bize zaman ayırdığınız için tabii ki de onur duyuyoruz. Ve bu arada muhterem anneniz Sayın Zeynep Hanım sanırım şu an arka kısımda. Onun da aramıza katıldığı için teşekkür etmek istedim. Değerli hocam ve sayın misafirlerimiz, biz Katrolen Tatum olarak yaklaşık bir yıldır faaliyet içindeyiz. Bizim asıl amacımız talebeler arasında paylaşmak, yardımlaşmak ve birbirimizin eksik olduğu konularda destek çıkabilmek. Şimdi Avrupa'da sizin de bildiğiniz gibi eğitim ve sosyal konularda çok büyük sıkıntılarımız vardı ve halen de az veriz olmak bulunmakta. İşte bizlerin önünde değerli bir örnek olarak Doktor Dilek Gürsoy hocamızın bu başarıyı elde ederken nelerle çaba sarf ettiği veya nasıl bu idol seçimine gelebildiğini burada konuşmak için, tecrübelerinden faydalanmak için buradayız. Şimdi değerli misafirlerimiz, biz dördüncü kuşak gençler olarak siz büyüklerimizin tecrübe ve bilgi ışığında ve sosyal hayatın içinde var olma mücadelesini halen veriyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi 1960'lı yıllarında Avrupa'ya gelen ilk iş gücü yüzünden dolayı Avrupa'da ülkelerinde toplumsal kalkınmaya büyük emek veren büyüklerimizin ilk yıllarda çok büyük yaşadığı sıkıntıları vardı. Bunlar zamanla tabii ki düzeldi ama artık işte devamlı bizim elimize bıraktılar. Şimdi bizim dedelerimiz ve anneannelerimiz eskiden doktorlara gittiğinde mesela bilgi sıkıntıları yoktu. Sadece en büyük sıkıntıları dil kısmıydı. Mesela diyelim şimdi Almanca konuşamayan bir dedemiz derdini anlatamıyordu. Şimdi bu sorunlar büyük kısmıyla düzeldi ve gördüğünüz gibi o zamanın dedeleri öyle torunlara sahip oldu ki Doktor Dilek Gürsoy hocamız gibi çok büyük onur verici bir noktaya geldik. Bu yüzden işte bizim idolumuz olarak da tabii ki doktor hanıma ne kadar teşekkür etsek azdır. Ve bugün artık geçmişte ilk gelen büyüklerimizin çektiği acıların ve bize tecrübe olarak sayıyoruz bunları. Ve artık Avrupa'da tabii ki akademi olsun, edebiyat veya sanatsal, tiyatroda olsun, siyasi, ticari ve sosyal, kültürel anlamda çok değerli insanlar yetişti. Bizleri sizin desteğinizle tabii ki her gün, her geçen gün daha çok büyümek ve kalkınmaya çalışmaya destek umuyoruz. Ve sizin de burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum aranıza katıldığınız için ve size şükranlarımı sunuyorum. Şimdi daha fazla konuyu uzatmadan hanımefendi sözü bırakmak istiyorum ve Katrolen Tatum ve Genç Asip adına olarak sevgilerimi, saygılarımı sunmak istiyorum. Buyurun, siz artık istediğiniz sohbete geçelim. Tamam, oturabilirim. Çünkü kablolu beyaz problem olabilir. İlk öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Böyle bir derneklerin olduğunu ben pek bilmiyordum. Ne mutlu ki öğrendim, ki var, gelebildim. Konuşabiliyoruz bunları. Eskiden böyle şeyler yoktu. Ben ilk önce kendimi bir tanıtayım. İşçi ailesinin bir kızıyım. 1976 yılında Neuss'a doğdum. Büyüdüm, okula gittim, ilkokul. Gimnazyum dediğimiz Anadolu Lisesi'ne girdim. Sonradan 97 yılında tıp fakültesine
girdim. Heine Üniversitesi Düsseldorf'ta. 6 yılda da bitirdim. Bitirdikten sonra direkt zaten cerrah olacağımı kesinleştirmiştim ben zaten üniversite hayatımı yaşarken. Direkt de Avrupa'nın en büyük kalp merkezine gittim, Bad Oeynhausen'a. Direkt herkes dedi, niye öyle büyük bir hastane seçiyorsun, rekabet çoktur, başaramazsın filan. Ben ama annem dedi, batarsan bile büyük denizde bat dedi bana annem. Gittim. Ama şükür olsun ki batmadık. Çünkü onu demin demiştim, hocalarımız karşıladı bizi. Genelde yabancı doktorlar vardı, tecrübeli. Türk olsun, Yunan olsun, Japon olsun. Öyle bir yabancılıkla bir problem yaşamadık. Yaşamamıştım zaten. Girdim, başladım. İlk ameliyatım da zaten izlediğim bir ameliyat yapar, kalp ameliyatıydı o zamanları. Etkilendim tabii. Hoca benim önüme bir hortum vermişti. Bu hortum nedir diye götürdüm annemi eve. O da şaşırdı, bu ne kızım diye. Bilmiyorum, hani öğreneceğiz işte dedim. Bir meğersem yapay kalbin bir parçasıymış. Sonradan öğrendim işte. Ama çok büyük bir azimle ve de bir de işime olan aşkımla buralara geldim. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Yani kimse sen dile gür sözün diye bana kapıları açmadılar. Çalıştım. Belki de haddinden fazla çalıştım. Saat 8 oldu, 8 saat çalıştık şimdi eve gidelim diye de yapmadım. 10-15 saat çalıştırmış olmuştur hastan döneminde. Ameliyatlara başladığımız zaman hastalarımızı beklemişizdir sabaha kadar. Kanıyor mu, nasıl, uyanacak mı? Bunlarla büyüdük yani. Her zaman hastaya bir saygımız vardı. Öyle büyüdüm, öyle öğrendim zaten. İlk önce annemden, sonradan hocalarımdan. Çok iyi bir hastaneydi o zamanlar şefimle beraber. Şefim tabii çok büyük destekçim oldu. Niye? O da yine çok çalışkan olduğum için. Bir yeteneğimi de gördü, destekledi. Çok yetenekli insanlar da vardı o zamanları ama yolda kaldılar maalesef. O da oluyor, o da oldu. Bunları işte daha az şey yapmak bizim görevimiz artık. Olan bütün yetenekli insanlarımızı bir yere getirmek, azimli olanları, dediğim gibi çalışmadan hiçbir yere gelinmiyor. Ben bu hocamla, yani ünlü profesörümüz de Fosse Kafa ile beraber o zamanları hastaneyi terk ettim kendisiyle beraber. Esin'e gittik, Duisburg'a gittik, biraz problemler yaşandı. Sonra Duisburg'da bir oturduk böyle, 5 sene orada çalıştım. İlk kendi yapay kalp ameliyatımı da orada gerçekleştirdim. Yani herkes zannediyor ki Amerika'ya gidip en iyi üniversitelerde gidip okumak zorundayız. İsterseniz her yerde oluyor. Ben Duisburg'da küçük bir şehirde yani bu ameliyatı gerçekleştirdim yani. Türkiye'de öyle bir olay var yani, en iyi üniversiteler hangisiyse oraya gönderelim. ODTÜ'dür, Bilkent Üniversitesi'dir, şudur budur. Almanya'da böyle bir problem yok. Her okul iyi. O yüzden diyorum yani bunu kullanın, bu verilen bize imkanları. Çünkü yok böyle kolay, en iyi Avrupa'da okunuyor herhalde diye düşünüyorum ben yani. Bazen dinliyorum, yeğenlerim var Ankara'da doğup büyüyenler. Ne kadar kreşten beri yani okuyor bu çocuklar yani. Hiç dershanedir, şudur, budur yani. Böyle bir problem yaşanmadı burada. Yani burada eğitim çok iyi bir yerde ve çok hat safhada. Ve bunları ben kullandım ve herkese de bunu öneriyorum. Ama genç yaşta da bir hedef belirlemek lazım. Ve bu hedefe doğru da gitmek lazım diye düşünüyorum ben. Dediğim, o hedefte benim için işte yapay kalp uzmanı olmak. Kalp cerrahı uzmanıyım zaten ama yapay kalple de çok alakadardım. Ona göre de yöneldim hastanede. Hocalarım hemen peşindeydim, dibindeydim. Neleri vardır böyle, hani bir bestekçi gibi peşindeydim yani. Saygımdan dolayı bir şey öğreneceğim diyerekten. Bu şeyleri de geçmek zorundayız yani. Ve iyi de oldu yani. Kötü bir şey de değildi. Sonradan o şefime dediğim gibi Duisburg'a gittik. Orada 5 sene çalıştım. 6 sene. 5-6 sene civarında. Yapay kalp konusunda en hat safhalara geldim. Şöyle ki yapay kalp firmalarının sahipleri beni İstanbul'a ameliyatlara çağırdılar. Koşuona gittim. 3-4 tane ameliyat gerçekleştirdim giderek. Hindistan'a gittim 100 sefer. Bunu tabii geliyor senin rekabetçi dokunu söylemiyor sana, tavsiye etmiyor. Yapay kalp firmalarının sahipleri işini bildiği için, sonuçları gördükleri için seni yönlendiriyorlar. Gel bizim pompamızı oraya tak, iyi sonuçlar çıksın diyerekten. Öyle bir gençtim o zaman, yani genç dediysem kaç yaşındaydım? 36 yaşlarında bir bayan olarak ben Hindistan'lara gittim, ameliyatlar yaptım. Bunu da pek fazla bir kişi bilmiyor. Gerçekleştirdim. Bunlarla çok iyi irtibata girdim Hindistan'da arkadaşlarla. Onlar da çok, yani Iraklı hastaları ameliyat ettim. Iraklı Kürt hastaları. Problem yaşarlar zannettim. Hani bir bayanım, Türk kökenliyim. Hiç problem olmadı. Çok güvendiler. Çok teşekkür ettiler. Ameliyatlar da Allah'a şükürler olsun ki iyi geçti. Yani isteyince, eğer bir tecrübeliysen, özgüvenliysen hasta onu anlıyor zaten.
anladıkça da siz de ona göre hastalığa iyi bir şey yapmak istiyorsunuz. Ve benim hep hedefimdir. Benim en iyi beni bir yerlere getiren kişiler hastalarım olmuştur. Yani hastalarım o yüzden şefime gidiyor. Diyor ki bu doktor çok iyi. İyi baktı bana. Pansumanımı iyi yaptı. Şimdi böyle benim seviyede bir doktor bir pansuman yapmaz. Ben yapıyorum. Yani çünkü çok önemli bunlar. Sadece ameliyat esnası değil. Öncesi var, hastayla konuşmak var. Sonradan ameliyatı yaptıktan sonra bunun pansumanı var. Diğer organlara bakmak var. Bunlara çok bilebilirdim. O yüzden de belki pek akademik bir kariyer yapmadım. Şöyle bu da imkanları da vardı yani ben yani sunmadı diye yapma diye bir olay yoktu. Yapabilirdim ama ben daha çok hastaya meyilliydim. Onu demin masada anlatmıştım. Bazı arkadaşlar var nöbette açıklamalarla ilgileniyorlardı, yazılarla ilgileniyorlardı. Hastaları biraz arka planda bırakıyorlardı. Ben hastanın yatağının kenarında dikeliyordum yani. O yüzden bu başarı zaten. Çünkü ciltte ne kadar kanadı, hortumlarda ne kadar kan var, onları dakika başı kontrol ediyordum. Tansiyonu dikizliyordum böyle hemşirelerle beraber. Hemşirelerin zamanı olmadığı zaman ben kanı alıyordum. Yani bunu Türkiye'de düşünemezsiniz bir doktor girecek de kan alacak hastadan. Yaptık ama her şeyi. Hatta hasta hani sağa sola çevriliyor. Ona bile hemşire yardım etmiş bir insanım. Yaparım da her zaman da hazırım böyle şeylere. Çünkü böyle geliniyor bir yerlere. Bir havayla, bir egoyla hiçbir yere varılmıyor. Varılsa bile çok kısa sürüyor. Ondan sonra yine düşüş başlıyor. Bu konuda yani bu konuda özellikle bu ödülü aldım şimdi bu sene. Tabii çalışmalarım var. Yeni yapay kalp konusunda. Ama özellikle sosyal aktivitelerim. Ben sadece şimdi basında değilim. Ben yaklaşık 2-2,5 senem beri basındayım. Hem Alman hem Türk olsun. Ben de şaşırmadık değilim. Yani niye bu basındayım halen diye. Bıkmadınız mı artık bu aile işçi kızıdır filan şudur budur. Ama herhalde çoğu kişi de bana söylüyor. Çok alçak gönüllüsün diyorlar. Köyde bir doktor kalmadı bu devirde. Herkes bana her şeyi sorabiliyor. Sen kimsin demiyorum hiç kimseye. Kimisi de eleştiriyor. Ona da açığım tabii. Yani bu son Türkiye'de haberlerde çıktığımda işte sen yapay kalbi takanlar hanımları tanıyoruz. Biz şunları buyurun dedim gelsinler yani yok diye bir şey yok yani benim bu ilk yapay kalbi taktığımı bana firma söyledi. Kendim böyle aklıma bir şey uydurduğumda size anlatmıyorum. Böyle sizin moralinizi bozmak isteyenler oluyor ama ben her zaman dönüp bir baktıklarıma bakıyorum. Hastalarıma bakıyorum. Hastalarım beni arıyor, yazıyor, ediyor. Ve bunlar beni motive ediyor zaten. Ve ben ilk ve tek bayan olarak kalmak da istemiyorum. Değilsem bile, benden önceleri bile varsa bile ilk ben söylerim. Ha benden önce de varmış, yapmışlar diyerekten. Ama önemli olan insan. Yani insanı, hastaları rahat bir şekilde... Ha bu da yani duasını almak çok önemli. Bunu Almanı da olsun, Türkü de olsun, Iraklısı da olsun, Suriyelisi olsun yani çok büyük bir fark etmiyor benim için. Hiç fark etmiyor daha doğrusu. Çünkü sizi bir doktoru yücelden hastaları oluyor diye düşünüyorum ben. Hep ben öyle gördüm, öyle de oldu. Bu ödüller de biraz bana yardımcı oldu, biraz daha ünlü demeyeyim de yani tanınmam açısından ilk oldu. Benim gibi çok sadece kardiyoloji alanında değil, diğer alanlarda çok iyi doktorlarımız var. Onlara da belki bir örnek olur. Onlara da biraz ön plana çıkmaları için yardımcı olabilirim. Bunlarla başkonsolosluklarla çok görüşmelerimiz var, programlarımız var, planlarımız var. Bunu da yapmayı düşünüyorum. Özellikle gençlere demek istiyorum ki kullanın bu size sunulan imkanları Almanya'da. Yine de çoluk çocuk sahibi olun, evlenin ve aynı zamanda da okuyun. Yani bu çok önemli. Ben belki evlenmeyi kaçırdım anneciğim. Ama inşallah o da olur diyoruz değil mi? Aynen öyle. Yani eskiden de ama öyleydi. Çünkü böyle bir örnek yoktu. Bize o zamanlara örnek. Her gün 10 saat, 15 saat hastanede olacaksın, çalışacaksın. Gelen evlenme tekliflerini bile kabul etmedik. Sen ne havadasın, ben daha işlerim var gibi. Keşke bize de söyleselerdi yani. Yine de yapın, evlenin, çoluk çocuğunuz olsun, bunlar yürür gider diye. Ama inşallah ne kadar daha çok bayan cerrahlar özellikle başa gelirse ben bu genç kadınlara ve meslektaşlarıma yollarını açacağım. Kreşler kurulsun Almanya gibi yerlerde bir bayan doktor illahi de bilsek 10-15 saat çalışmak zorunda değil. Öyle bir kural konulmuştu bize o zamanları. Keşke valla öyle değil her zaman diyen birisi olsaydı ama yoktu işte olsun. O da benim görevim olsun diyorum işte. İnşallah hayırlısıyla şef olmak istiyorum. Bunu her kanallarda da söylüyorum. Talk show'lara gittim, Lanza gittim, Köln'e Trafe gittim.
Ve ben şef olmak istiyorum dedim. Yine hücumla üstüme geldiler tabii. Gelsinler. Gelenin göreceği de şeyler var tabii. Ben eminim. Ve her zaman da diyorum, anlatınca da, bir şey anlatınca yani yapmasını da bilin. Hani çok fazla böyle şov yapmayın diyorum herkese. Çünkü ben emeklerimle buradayım ve bir zaman olacak ki birisine emeğimi göstermek zorunda kalacağım. Yani sen yapay karbonatizi istiyorsun ama ne yapıyorsun, ne yaptın diye soracaklar. Ve Allah'a şükürler olsun ki arkaya dönüp bakınca da bayağı bir şey yapmışım yani. Var birkaç şey. Ve inşallah ben herkese söylüyorum, 50 tane yapay kalp taktım. Yani bunları hem hayvan denemelerini de sayıyorum. 30 tane insanda yaptım. Yaklaşık 20 keriste hayvanlarda yapmışımdır. Toplam 50. Bu bayağı iyi bir sayı. Çok kişiye yok bu sayı. O yüzden çok gururluyum. İnşallah da gerisini getireceğim. Yeni bir, şimdi geçen o şey geldi. Bir hastane kurulma şey, ben zaten yapay kalp merkezi istiyorum. O başka bir şey ama iki günden beri de konuşuyoruz. Burada da Almanya'da da bir Türklerin kurduğu bir hastane olması lazım. Çünkü maşallah camilerimize iyi para gidiyor. Olsun da tamamdır, din evleridir, şey önemli şeylerdir tabii. Süpermarketler kuruluyor, oteller kuruluyor. Almanların gıptayla baktığı oteller oluyor. Bunu da hastaneye de başarmak bize yani bir şey olur herhalde yani. Kolay olur diye düşünüyorum. Geçen de konuştuk. Her bir Türk burada bir 10 oyla verse hastane yarın kurulur yani. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü yani her şeyi yaptık bu Almanya'da. Bunu da yapmak artık bizim görevimiz diye düşünüyorum. Ve bunu da ilk önce milletin kafasına koyuyorum ki sadece normal milletin değil, başkonsolosluklarında Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na da söyledim. Ayın sonunda Sağlık Bakanı'na da söyleyeceğim. Bu faaliyetlerde bulunmak zorundayız. Çünkü çok önemli bir şey. Hani burada böyle bir 5 yıldızlı bir hastane kursak, eminim ilk önce Almanlar hücum edecektir yani bu hastanelere. Çünkü bir hastaneye girişinizde Türkiye ile kıyaslarsanız çok büyük bir fark var. Yani çok, Hindistan bile daha iyi. Düşünün yani Hindistan'ın özel hastaneleri bile kat kat daha iyi. Ve hijyenik konusu da çok önemli. Ben Türkiye'deki hijyenik konularını daha iyi buldum. Hindistan'da da daha iyi buldum. Burada daha biraz daha ileri gidiyor. Yani geri gidiyor. Çünkü burada bir baskı var. Hastanelerin başları şu sayı getireceksin diyor bir kalp cerrahına örneğin. Senede bu kadar kalp ameliyatı olması şart diyor. O da tamam diyor, yapacağım diyor. Yapıyor, gönderiyor. Hoş hastalık yine geri geliyor. Onu görmüyor tabii. Bunlar çok dikkat etmezsek çok kötü bir tarafa gidiyor. Ben sadece size bunu söylemiyorum. Alman bakanlıklarına da söylüyorum. Gittim, görüştüm. Sen bu durumu biliyor musun dedim. Bakanlık bir bakansın, yani bakanlıksın. Sağlık Bakanlığı olarak hastanelere gidip bu durumları bir göz ardı etmen lazım. Çünkü çok kötü bir yere gidiyor. İnşallah hayırlısıyla bir yere bir pozisyona ulaşabilirsem bunları değiştirmeye çalışacağım. Çünkü ben birisi bir şey yaparsa arkadan da gerisi gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. İçerideki doktorlar Avrupa'da daha iyi yetişiyoruz diyorsunuz. Öyle bir duyum aldım galiba. Ama bizim Türkiye'deki doktorlarımız bugün Avrupa'da daha iyi bir göz ameliyatı da yapabiliyor. Haklısınız. Daha iyi şey de yapabiliyor yani. Bir Türk olarak yani, bir doktor olarak. Güzel ameliyatlar yapıyorlar yani. Burada da onların artmış olduğu için adam adıklarını söylediler bana. Ya, yani doğrudur. Kesme konusunda bana. Haklısınız. Ben burada eğitim bizim... Pardon. Bunu sizden bir şey yapabilirsiniz. Burada ben sizin demek istediğim eğitim burada daha kolay. Yani bir tıp fakültesine girmek Türkiye'de daha zor diye biliyorum ben. Bir sınavı giriyorsunuz, ondan sonra bir ikinci sınavı giriyorsunuz. TUS sınavları var. Göz doktoru olmak için çok daha yükseklerde. Evet. Burada Almanya'da çok daha kolay. Ama kalitesi konusunda Türkler elbette ki aynı seviyedeler. Eğitim şekli pratik olarak Türkiye'de gördüğüm kadarıyla, ben şimdi burada en son hastanemde çok Türkiye'den gelen okumuş asistan doktorlar var. Çok daha bilgililer, vicdanlılar. Bu konu çok önemli benim için. Gördüm ve onları da destekleme amacıyla çok işler yapacağız inşallah yani. Ama bu konuda haklısınız. Pratik konusunda, cerrahi konusunda çok iyi doktorlarımız var. Fazla ama ön plana çıkamıyorlar maalesef. Evet.
Haklısınız. Hocam örnek aldığınız bir doktor var mı? Özellikle kalp kardiyoloji konusunda. Ya örnek aldığım kişiler beni eğitenlere alıyorum tabii. Onları bir örnek olarak aldım ama ben daha çok kendi yolumda. Şimdi bir ödül vermek istiyoruz Doktor Dilek Gürsün Efendi'ye. İlk olarak Sedat Demir Başkanımızı ve İhsan Ceylan Başkanımızı öne davet ediyorum. Ve bu ödülü size takdim etmek istiyorum. Sizin yılın doktoru olarak ve Victor's Award'ı alarak hani bize çok büyük bir onur ve gurur verdiniz. Çok teşekkür ederim. Buraya geldiniz. Ortaya dur alabilir miyim? Çok köşede kaldı. Şöyle öne dur. Şimdi değerli hocam, size hocam diye hitap ederim çünkü hocamsınız. Aynı zamanda Avrupa'da Türk toplumunun ve Avrupa'daki insanların gurur duyduğu, bizlerin de bu gururdan sizin adınıza ve kendi adınıza çok çok mutlu olduğumuz bir insansınız. Aynı zamanda her şeyden önce her zaman söylediğimiz gibi gençlerimiz için büyük derecede, gerçekten büyük bir rol modelsiniz. Size Avrupa Sivil İnisiyatif Platformu olarak bu yılın başarılı doktoru, yılın doktor ödülünü biz de kendi adımıza takdim etmek istedik. Bir Victor ödülü değil ama... Evet, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Gurur duyduğum için çok sağ olun. Ödüller çoğaldı anneciğim. Yani bir küçük bir şey açarsın artık. Evet. Aynen öyle. Var etsin. Aynen inşallah beni ne kadar ön planda gösteriyorsanız diğerlerini de göstermek zorundayız. Ben size o kişileri söyleyeceğim ki ne kadar burada doğmuş büyüsek de Türk milletine burada bizim de bir görevimiz var. Gerçekleştirmek zorundayız. Yapacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Facebook'ta, sosyal medyada her yerde paylaşacağım inşallah. Bir de siz Aybastılısınız. Demin de kahvaltıda konuştuğumuz Aybastılı olmak ayrıcalıktır. Ben Aybastılı değilim maalesef ama Aybastılı İsa Ceylan böyle bir bölge bakıyorum size. Aybastılı'yla ilgili Aybastılı'yla ilgili bir şey oluyor. Ben anlıyorum. Ben öncelikle Dilek Hocamıza teşekkür ediyorum. Dilek Hocamız... Dursun mikrofon. Fotoğrafı her zaman çekeriz. Tamam, çekiyoruz. Değil mi? İki dakika müsaade. Ben Dilek Hocamıza teşekkür ediyorum. Gurur duyuyoruz. Tüm Ordu ve Aybastılı, tüm Türkiye adına gurur duyuyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadı. Bu bizim için çok önemli. Kendisine bir hediyemiz olacak. Ben bu hediyenizi tüm Türkiye adına veriyorum. Doğa güzelliğiyle olan yayla. Evet, Aybastı yaylası. Bilmez miyim? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Selim arkadaşlar. Tamam. Büyük bir ısrarla yani bayağı bir şey yaptınız, geldim. İyi ki yapmışsınız diyorum. İyi ki uymuşum size. Teşekkür çok teşekkür ederim. Yani bu kadar iyi giyiner nerede görecektik değil mi annem? Çok sağ olun. Hocam bu ana kadar pişmanmışsınız gibi ama Perşembe Aynası'nın resmini aldıktan sonra iyi gelmişsiniz. Yok pişman değilim, asla pişman değilim. Keşke daha erken olsaydı. Yani her zaman hazırım her yere gelmeye tabii ki. Özellikle gençlerimiz için çok önemli benim için. Çünkü biz de nereden geldiğimizi hiç unutmadık, unutmayız da zaten. Ve gençler çok önemli bu devirde ve inşallah da daha iyileri geleceklerdir diye umut ediyorum. Biz buna destekçi olacağız. Her konuda değil. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Ben gene sözü Zeynep Hanım'ın da yapacağı tavsiyeleri de duymak istiyoruz. Çünkü Zeynep Hanım sizin başarı bir insan olmanızdaki %90 etken bir büyüğümüz. Kendisinin de fikir ve tecrübelerinden de bizler de aile olarak faydalanmak istiyoruz. Zeynep Hanım sizlere de alabilir misiniz? Ablamıza yer değişelim. Zeynep Hanımcığım bize bugüne kadar yaşadığınız sıkıntılar, güzellikler neler? Evladınızın bu kadar başarılı olması için verdiğiniz mücadeleler neler? Bizlerin de nelere dikkat etmesini, sizin engin tecrübelerinizle başarıya ulaşmış bir insanın velisi olarak bizlere de aktarırsanız sizlerden de bizim öğreneceklerimiz var. Önce Rabbil Alemin Allah'ım bana bunu bağış etmesi. Bunu bağış etmesi, kendim okumadım, okutulmadım yani. Okumadım değil, okutulmadım. Dört evladın içinde okuryazarlığı olmayan benim. Onun en büyük
sebebi benim annem babam bir verem hastasıydı. Onların getüsü götüsü köyde bildiğiniz yükün altında insan mıyım ne oldum belirsizdi. Ben Türkiye'de de çalışmış böyle yükün altından gelen bir şey. Ne zaman ki annem babam iyi oldu, ayağı dikildikten sonra beni evlendirdiler. 69'da evlendim, 71'de Almanya'ya geldim. Beyim istek etti, önce beyim geldi. Bu niye geldim? Burada 71'de geldim, 72'de tekrar iş baş ettim. İş baş etmesem beni tekrar kayınlarım, çocuğumun amcaları beni geriye göndereceklerdi. Yani kendi çocuklarına hizmet ettireceklerdi. Tekrar geride ben bir çoban olacaktım, affedersiniz, aklınıza sığınıyorum. Yani öyle olacaktım. Ben de bu sebep, beyimi de dinlemedim, kapıya koydum. Neden ben dedim devamlı böyle hizmetçi olacağım millete? Doğru yazalım yok, beni kullanacaklar herhalde. Artık onların vicdanını onlar kendi biliyor, ben bilmiyorum. Kendimi kullandırmayacağım dedim, kafama koydum bu. Geldiğim zaman büyük eltilerim benim iş baş ettiler, aynı benim çalıştığım firmaya. Bir de onların çocuklarına da ben bakıyorum evde yine, bu Almanya'ya gidiyor. Dedim neden oluyor? Benim bir çocuğum vardı. Birinci çocuğum zaten Türkiye'de öldü. Onu söylep geldi sağ olun. İkinci çocuğum da kucağımda. Düşündüm dedim ki ben aşık olup evlenmedim. Beni anam babam bunlara verdi. Ama niye ben yine buraya bir hizmetçi olacağım? Olmayacağım. Kayınvalideme, kayınıma dedim ki en büyük kayınımızı biz baba gibi sayıyoruz. Babaları ölmüş, onu bir baba biliyor bütün kardeşçe. Tamam saygımız sonsuz ama bizi de çoban yapma kendine. Dedim ki benim bir çocuğum var dedim, senin dört çocuğun var dedim. Ben senin dört çocuğun hizmetçi gitmem dedim. Sonra gitmem dedim, çocuğumu dedim anneme babama göndereceğim, benim çocuğuma bakacaklar. Almanya'da o zaman ne bilmiyorduk biz kimler vardı şura bura bilmiyor. Göndereceğim dedim, beni bunlar dedim kendileri verdiler dedim. Ben dedim aşık olup evlenmedim dedim. Neyse onu oradan çocuğumu gönderdim. Kayınıma da dedim ki abi dedim bak dedim. Sen Almanca biliyorsun dedim. Yarından tezi yok dedim. Pazartesi günü benimle beraber Arbaistan'a gideceğim. Bana da iş bulacak isteyeceğiz dedim. Gittim. O zaman herhalde çok genç olduğum için benim eyaletler o zaman kapalıydı. Eyalet şeyler. Eyaletim açık. İşçi görünüyor. Hepsini bulmuş Alman şey, pasaportum Arbaistan. Sen dediler çalışıyor görünüyorsun. Yok çalışmıyor. Sonra gittim ben bu Piburt denen yere. İş istedi, okuyacak da doktor olacak, bu mertebeye gelecek bilmiyordum. Maşallah. Erzacı ol diyordum. Çok diyordum. Evlen diyordun. Evlen demedim. Çocuğumun bir sözü var, anne dedi, hep böyle mecbur tutuyorlar. Yani anlatıyor işte, beni mecbur evlendirdiler falan, anlatıyor, biliyor. Anne dedi bana, tembih etti. Ben dedi, beni zorla kimseye vermeyeyim, evlen demedi. Onu kafama soktu. Tamam dedim. Tamam dedim. Baba ölünce de bana dedi ki, evlenir misin? Aklıza sığınıyorum. Çocuğum bunu bana sordu. Anne bizi bırakır da evlenir misin? Bak kızım dedim. Niye bana bunu soruyorsun dedim. Arkadaşlarımın dedi kimisi anasından ayrılmış, kimisi babasından ayrılmış, kimisinin dedi ölmüş dedi. Hep evlendiler. Bak kızım dedim. Evet dedim. Almanlarda bu var ama genellikle dedim Türklerde evlenme yok. Dedim siz benim eşimsiniz. Hem evladımsınız hem eşimsiniz. Ben bırakmayacağım. Ben sana söz veriyorum dedim. Sen de okuyacağın bana söz veriyor mu dedim. Söz anne dedi. Odur budur çocuğumun arkasındayım. Çalıştırmadım. Sıcak yemeksiz bırakmadım. Soğukta bırakmadım. İstediğini gücüm ne yettiyse para biriktireyim demedim. Aldım. Almasam bile ne derdi? Bu ay kızım paramı az dediğim zaman dedi ki babam olsa alır. Tamam dedim. Onu da alacağım sana. Para dedim canını sağ olsun. Ben iki çocuğu yetmişim, babayı yetmişim, beyimi yetmişim, kimse bir şey götürmedi. Onlar dedim sağ olursa, kafamca ben bunu düşünüyorum, sağ olursa ekmeğini de yapar, yemeğini de yapar, evini de yapar, her şeyini yapar. Ama önce ben çocuklarımı yetiştireceğim. Önce çocuklarımı yetiştireceğim dedim, Allah emeklerimiz zayi etmedi, inşallah bundan sonra da etmez. Bütün kanalımda tavsiyem odur. Bak benim iş yerinde arkadaşlarım kimse inanmadı, bir müddet. Bu Zeynep'in kızı okumadı. Hani baba yok ya, okudamıyormuşum, koyu okumuyormuş. Okuduktan sonra da onun kızı okuyor, babası yok. Bizimkiler de öyle, bu örnek oldu, gittiler ama hep yolda kaldılar. O örneğine olmuyor bu iş. O işe çocuğuma kendin para biriktirim
şeyini bir şey yapmayacaksın. Evet. Yeri gelince bu yemesini bileceksin, giymesini bileceksin, okumasını bileceksin. Sonra yani bu giyimi gecimi alacağım ama neyle alacağım? Orayı da düşüneceksin orada. O azimle okuttum. Allah diyorum ya, benim emeğim zayi etmedi. Hiçbir ananın babanın emeğini zayi etmesin. Analara babalara tek tavsiyem işte hem oku hem çalış demesinler. Elinden geldiği kadar çocuğunu çalıştırmadan okutsunlar. Çünkü iş o ileride bekliyor onlar zaten. Tabii. İş onları bekliyor. Ben kızımı öyle dedim. İş seni bekliyor kızım. Ben hiç merak etmedim. Çalışma yok dedim. Okuyacaksın. 60 metre kare evin içinde okuttum çıktım çıkarttım kızım. Bütün analar, babalara tavsiyem bu, çocuklarını böyle okusunlar. Onların emeklerini de Allah mükafat olarak geriye versin. Amin. 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 Allah'tan isteyeyim. Benim isteyeyim. Allah size ömür versin. Amin. Hepimize beraber. Hocam bir de şu konuda bizi aydınlatırsınız. Yapay kalp nedir hocam? Yapay kalp derken bizler mesela benim gibi bu işi bilmeyen insanlar dışarıda plastikten bir kalp yapıyorlar. Ona bir pil takıyorlar, onu koyuyorlar zannedersin. Neredeyse doğru, evet. Plastik oldu, doğru. Şöyle bir durum, hani iki ayrı bir şey var. Kalp yetmezliği sadece sol kalple alakalı olabilir. Genelde de öyle. Cihazlar öncelerinde büyüktü, şimdi küçüldü, küçük bir cihaz oldu. Kalbi destekleyen aletler çoğaldı. Her hastane yapıyor bunu neredeyse. Ama adını yapay kalp diye koyuyorlar bazen. O yanlış tabii. Tam yapay kalpte iki tarafında hem sol hem sağ tarafın zarar gördüğü zamanda komple kalp çıkarılıyor. Hani organ nakli bağışları da çok fazla olmadığı için, zamanda olmadığı için o zaman bu yapay kalp devreye giriyor. Komple kalbi kesiyorsunuz. Yerine cidden plastikten oluşan yapay bir kalp takıyorsunuz. İki tane parmak kalınlığında bir hortumlar çıkmak zorunda vücudunuzdan ki alete bağlansın. Bundan daha büyük. Hava basıncıyla çalışıyor. 70 desibel gürültülü bir çalışma. Ve sadece geçici bir süre için yapılmış bir alet. Tabii ilk başladıklarında 60'lı yıllarda Amerikalılar başladı bunlara. Ama bir pek fazla teknik olarak ilerleme olmadı yapay kalp konusunda. Küçük aletlerde destekleyen, kalp destekleyen aletlerde bir ilerleme oldu. Onlar da büyüktü, gürültülüydü. Küçüldüler şimdi, sessiz oldular. Kablo var ama kablosuzlar da çıkacak inşallah. Bu yapay kalp konusunda dediğim gibi ben çok panellerde gösteriyorum. 60. yılda ne takıldıysa şimdi de aynısı takılıyor. Belki biraz kalp açıkları iyileşmiştir. Eskiden bundan 10 sene önce ben başladığımda 1,5 sene dayanıyordu bu yapay kalpler. Şimdi 5 seneye kadar gidiyor ama halen gürültülü ve hava basıncıyla çalışıyor. Bizim çalıştığımız yeni yapay kalp işte gürültüsüz olacak inşallah. Elektrikli çalışacak, kablosuz olacak. Bir de bir 10-15 sene çalıştırabilirsek arızasız bu aletleri organ kalp nakline gerek kalmayacak. Ben buna çok eminim. Çünkü Çin'deki teknik buna el veriyor. Ben her zaman diyorum biraz da ayıba da kaçıyor. Yani şimdi yapay zeka üzerine konuşuyoruz bu devirde. Ve halen bir 10-15 senelik çalışan bir yapay kalp üretemedik. Ne yazık bir durum. Ben sadece bunu sizlere söylemiyorum. Ben bunu Alman basınlarına da söylüyorum. Çin'i çalışan çok arkadaşlar var. Fransızlar bir yapay kalp üzerine çalıştı. Onlar insanlara taktılar. Onlarla da görüşmem var çünkü benim takmamı istiyorlar burada Almanya'da ilk defa. Ama tam daha hastanemi ona güveneceğim bir hastane bulamadığım için daha henüz şöyle tutuyorum, bekliyorlar Allah razı olsunlar. İnşallah ben de olurum Almanya'da tek ve ilk. Avrupa'da yapmışlar. Avustralya'lar yapıyor çok iyi bir alet. İnşallah o da birkaç sene daha sürecek yalnız. Para çünkü veriliyor. Bunlar tabii bir 1.000 lira, 2.000 lira yapacak şeyler değiller. Bir doğru dürüst bir 80 milyon, 100 milyon euro para istiyor böyle şeyler. Çünkü bunun hayvan denemesi var, injünörü var tabii. İyisini istiyorsanız, çabuk olmasını istiyorsanız bunlar hepsi para. Devletten görüyor bizim yapay kalp firması desteğini. Avrupa Birliği'nden görüyor. Ama yetmiyor tabii. Bu konuda çalışmalar ilerlemek zorunda ve bu tam yapay kalbi de inşallah böyle 15 senelik çalıştırabilirsek organ nakline kalple alakalı bir ihtiyaç kalmayacak. Ben buna çok eminim. Dediğim gibi bu fikir benim fikrim değil. Amerikalılar başladığında da o fikirle yola çıkmışlar.
organ nakline gerek kalmasın diye işte hayvan, domuzdan, maymundan hastalara takılan şeyler oldu ama pek fazla şey görmedi. Ve işte onlar maalesef hayatlarını kaybettiler. Ve teknik o zamanlarda o zaman daha fazla ileride değildi ama benim yaşım genç, teknik ilerlemiş. İnşallah biz göreceğiz bunları. İnşallah. İnşallah. Bravo. Dilek Hanım, şimdi bu yapay kalpte insan vücudunun kabulü ne kadar, ne derecede doğrudur? Mesela diyelim ki herhangi bir ciğer takıldığında veyahut da başka bir organ takıldığında insanın vücudunun direncini bayağı bir aşağı çekiyorlar ki vücud onu kabul etsin diye. Kalp de çok önemli bir organ. Vücut bunu, her vücut bunu kabullenebiliyor. Her vücut, yapay kalbi her vücut kabulleniyor. Sadece kan inceltmek için ilaç almak zorunda. Çünkü yapay bir şey olduğu için vücutta. Öyle bir ilaç almak zorunda. Bir de tansiyon ilaçlarını almak zorunda. Diğer böyle immün süpresiva dediğimiz ilaçları, pahalı ilaçları, ağır ilaçları, yan etkileri çok yüksek olan ilaçları almak zorunda değiller. O yüzden diyorum zaten. Yani keşke öyle bir şey olsa da sadece bir kan inceltici ilaçla hastalarımızı o makineyle idare edebilsek yani. Gördük, var diyorum. Yani eskiden 1,5 seneye dayanıyordu. Şimdi sadece yine iyi besine dayanıyor. Ama o kalp nakline gereken ilaçlar bu yapay kalpte gerekmiyor. Kalp nakline ihtiyaç duymaması için bir kalbin nelere dikkat etmemiz lazım sizce? Ben her zaman diyorum, benim için en büyük etken stres. Yani stres çok büyük bir etki yapıyor kalbimize. Sadece kalbimize değil, kulağımıza, burnumuza, diğer organlarımıza. Tabii ki sigara içmemek lazım. Bunlar standart şeyler. Ben bir kere bir konuşmada dedim. Bu zaten Türkiye'de çok doktorlar televizyona çıkıyor. Size ceviz yediriyorlar, üzüm yediriyorlar. Doğrudur. Hepsini yapın zaten. Ama özellikle stres. Stres çok önemli. Bunların hepsini, yani stresi bir atıp da böyle biraz daha hayata daha böyle bir relax bakarsanız daha iyi gidecek her şey. Her şeyin lüksüyle olması gerek yok. Arabanın Mercedes'i olmasın, Opel olsun. Ne olmuş ki yani? Biz biraz o stresi de yaşıyoruz biraz. Yani o evet, lüks havamız da var. Hiçbir şeyin de... o yüzden de... Bir de müzik az mı dinliyoruz? Müzik faydalı olabilir mi? Tabii ki. Nasıl? Evet. Müzik evet, de önemli. Ya, o da çok önemli. Streste en çok sizi strese alan en iyisi müzik tabii ki. Ben de müzik çok dinliyorum. Kulaklıklar kulağımda. Annem diyor, kızım koskocaman doktor oldun. Niye kulaklıkla geziyorsun hastalıklarda falan ama rahat ediyor insan tabii. Tabii müzik yok. Evet, yani stres şey diyorum ben. Peki bu yapay kalbin kırılma tehlikesi var mı? Hani normal insanların kalbini birbiri kırıyor ya. Ne tabii bir... Önce kırılmaması lazım. Öyle bir kırılma yok da tabii sonuçta bir arabanın motoru da bozulabiliyor. Evet. Bu yapay kalplerde de mümkün. Ama değiştirip yani çıkarıp yenisi takmamız da mümkün. Ne kadar büyük bir ameliyat olsa da ama evet, oldu da olabiliyor da. Ama bu riskler çok daha azaldı eskiye bakarsanız yani. Eskiden çok daha büyük problemler vardı. Beyin kanamaları, infeksiyonlar, diğer organlara zararları. Ama bunlar tecrübeyle çok daha yerlere gitti, geldi yani. Hocam, insanların duygularında bir değişime sebep oluyor mu yatayken? Bunları kalp nakli hastalarında çok duyuyorum. Yani değiştim. Eskiden salatalık sevmezdim, şimdi seviyorum gibi. Öyle durumlar alıyordum. Ama bu yapay kalp konusunda öyle bir şey yok. Yani duymuyorum yani öyle bir şey. Bir hasta yani ben şimdi değiştim, şimdi bir robot gibi düşünüyorum diyen bana olmadı. Daha çok hayata, sesi duydukça hayatta bağlı olduğunu yani ona odaklanmış oluyor hastalar. Hocam, o yürekle kalp arasındaki farkı ayırt ettiğim zaman zaten organa takmıyoruz. Yani. Ben bir şey söylüyorum. Yapay kalp çocuklar için de geçerli. Çocuklara Berlin heart dedikleri bir yapay kalpler var. Gözleri çok küçük olduğu için bu yapay, şimdiki takılan yapay kalpler biraz büyük. Küçük modelde çıktı 5 sene önce. Ama o daha çok ince bayanlar için, yetişkin bayanlar için yapıldı. Küçük çocukların gözlerine sığmıyor. Oysa bunların yapay kalpleri, yani yapay değil destekleri, sol ve sağ kalbi desteklemek için dışarıda kalıyor kalpleri. Televizyonlarda da gözüküyor bazen. Onlar ama çocukların kalpleri içinde kalıyor ve destekleri dış tarafta kalıyor. Gözlerinde yer olmadığı için ama var, yapılıyor. Yaygın bir hastalık o da, kalp hastalığı. Evet, çocuklarımız. Çocuklar da çok fazla. Evet, burada yani özellikle Münih'te çok yapılıyor öyle ameliyatlar.
Diğer orada da bayan arkadaşlarımız çok ön plandalar. Yani o konuda da tecrübeliler. Ben çocuk hastalıklarında, ameliyatlarında biraz geri planda durmak istiyorum. Çünkü tecrübem çok az. Ama yapay kalp konusunda bu aletlere takılıyor. Ve ikinize de baktığım zaman, ikinizi ayrı ayrı dinlediğim zaman kendi şahsi kanaatimdir bu. Birbirinizin tabii doğal, yani bir sözümüz var, ot köküne biter derler. Siz annenizin kopyasısınız. Yani sizdeki idealizm annemizde var. Sizdeki dik durma annemizde var. Ve ileriye yönelik plan program yapma, o da maşallah var. O da yapmış çünkü zamanında. Ve bunların ötesinde ikiniz de maşallah son derece alçak gönüllü insanlarsınız. Yani bu o kadar zor bulunan bir şey ki, o sizin üstünde durduğunuz, yani bu başarı kazandıktan sonra insan onun mayasında olan bir bozulma olayı oluyor. Böyle dekandans şeklinde. Ama o sizde yok, annenizde de yok. Yani hayret ettim. Çok teşekkür ediyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. İltifat konusunda, etmeme konusunda bir ilkem vardır. İçinde yüzde az da olsa bir samimiyetsizlik vardır çünkü. Bütün bunu samimiyetimle söylüyorum. Annenizin samimiyetine şahit olurlar. İyi ki varsınız. Sağ olun. Çok sağ olun. Senden de büyük Allah. Evet. Sağ olun. Öbürlerine bize düşmez. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah. Eyvallah. Şimdi başka söz yoksa yapamak yani. Hocamız kerem verdi, geldi. Bir müddet daha aramızda, daha sıcak bir ortamda sizlerle sohbet edebilme şansımız biraz daha var. O yüzden seminer faslı gibi değil de daha böyle sıcak olalım. Çünkü hocamız bu konuda daha dikkatli, daha fazla bizden biri olduğu için içimizde olmayı daha çok seviyor. Öyle oturup da öyle konuşmayı değil. Ben hocamızı çözdüm. Hocamız daha fazla bu konuda daha detaylı. O yüzden bu panel var sohbeti şu anda herhalde bitti hocam. Tamam. Değerli misafirlerimizle bir arada olmanız, burada ikramlarımız da var, oradan da duyuyoruz.